Öğretmen içeri girdiğinde balon yüzünde patlayacak. Aha! Kim öğrenmeye hazır? Hadi! Bu kötü öğretmen. Sizce bu komik mi? Bütün öğrencilerimin bana güldüğüne inanamıyorum. Beni gafil avladınız. Ama bunu yanınıza bırakmayacağım. Merhaba sınıf. Bu iyi öğretmen. Ah vay canına. Konfetilerle bana sürpriz yaptınız. Sizlere atıştırmalık getirdim. Sen şimdiye kadarki en iyi öğretmensin. Şu andan itibaren uymamız gereken yeni kurallarımız var. Tahtaya bakın. Olamaz. Olamaz. Görüyorum ki şimdiden birkaç suçlumuz var. Bence saç boyasını akıtmak için duş almalısın. Ay, üzgünüm. Yeni saç kesimimi hiç beğenmedim. Boyalı saç yasak. Saçının uzunluğunu ne kadar sanıyorsun? Görünüşe göre kesmemiz gerek. Sen Rapunzel değilsin. Bu kadar uzun saça ihtiyacın yok. Saçım. Saçlarım kısa ve doğal. Nesini keseceksin ki? Zincirlerim olmadan havalı görünmüyorum. Aksesuar yasak. Ve sen popüler kız. Olamaz. Önce tırnaklarını kontrol edelim. Aa, çok fazla uzamışlar. Hadi şimdi keselim onları. Bu çok tatmin ediciydi. Uzun tırnak yasak. Gel buraya. Evet öğretmenim. Makyaj yapmak da yasak. Bak, makyajın o kadar fazla ki kağıda bile bulaşmış. 8'den 4 çıkarsa 5 kalır değil mi? Sabrımı sınamaya mı çalışıyorsun sen? Yanlış cevap. Ne? Seni zavallı inek. Zeki olduğunu sanıyordum. Sen! Ne? Buraya gel ve doğru cevabı yaz bakalım. Bir düşüneyim. Çok yavaşsın. Bu bir F. Ama daha başlamadım bile. 8-4=4. İyi şeydin. Şimdi geri kalan problemleri bitir. İşte süren başladı. Saymaya başlasam iyi edersin. Aiden zamanında bitirebilecek mi? Olamaz. Kum saati çok hızlı akıyor. Neredeyse bitti. Dur. Süre doldu. Olamaz. Kocaman bir F aldın. Tanrım. Bu matematik probleminde bana kim yardım edebilir? Arkadaki iki kişi onları çağırmamanız için meşgul numarası yapıyor. Bir bakalım. Peki ya sen Aiden? Kahretsin. Neden ben? 1+1=3 mü eder? Neredeyse oldu. Yanlış olduğunu biliyordum. Parmaklarıma bak. Kaç tane var? 4. Bu doğru. 2 gizemli ödül seçme şansın var. Hey. Yeşil düğme ve sarı düğme. Şeker kazandım. Ne var? Ödül mü var? Şimdi herkes denemek istiyor. Yazı yazarken kambur durmamak gerek. Bunu nasıl düzeltebilirim? Buldum. Al, bunu bir yardım olarak kullan. Harika. Çok kolaymış. Herkes çok iyi gidiyor. Ne? Sıra bende. Git buradan. Kötülük geri döndü. Bakıyorum da desteği olmayan bir öğrenci kalmış. Neden boyunduruk altındayım ki? Yazamıyorum. Bitti. Atıştırmalık zamanı. Beni bekleyin. Bu çok ağır. Beni dinleyin sınıf. Ha? Bugün bu kaktüsü çizeceksiniz. Güzel çizseniz iyi olur, yoksa elinize bir şaplak yersiniz. Sen dik otur bakayım. Sanırım hapşıracağım. Olamaz. Hapşır. Ama resmimin üstüne hapşırdınız efendim. Hayır, ben değildim. Bu da demek oluyor ki F aldın. Seni zavallı şey. Karman çorman bir çizim yaparsan olacağı budur. Başka söyleyecek bir şeyi olan var mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Bu güzel bonsai ağacını çizmenizi istiyorum.
Şimdiye kadar hepinizin harika bir iş çıkardığını görüyorum. Aa, olamaz. Yanlışlıkla boyamı döktüm. Sorun değil. Bu durumu güzel bir şeye dönüştürebiliriz. Bu pipeti alıp boyaya üfleyeceğim. Vay canına. Şimdi sen dene. Bu çok havalı. Sadece hava üfleyerek resim yapabilirim ha? Ağaç dalları yapacağım. Kulak çubuğuyla yaprak ekleyelim. Güzel resim. Aldın. İyi öğretmenim sayesinde harika iş çıkardım. Kimse bakmıyorken sakızımı masanın altına yapıştırabilirim. Aa! Hayır, hayır, hayır. Çöpe atmalısın. Aferin sana. Tabl sakızım var. Herkes yaklaşsın. Hepimiz paylaşabiliriz. Nefis! Çok lezzetli. Nefis! Ben de. Mm. Çok iyi. En büyük balonu kim yapacak? İlk ben yapacağım. Ham, ham. Ah, başlıyor. Sakızımla spiral yapabilirim. İnanılmaz. Bu sakızdan çok sıkıldım. Masamın altına yapıştırıp kurtulmalıyım. Gördüm. Bütün sakızları kazıyın yoksa ben sizin dilinizi kazıyacağım. Anladım. Ama ben hepsini almanı istiyorum. Ne? Tamam, yapacağım. Ah, aman tanrım, zavallı Aiden. Orada o kadar çok sakız var ki dev bir sakıza dönüşmüşler. Şimdi ye onu. Bu beyin görünümlü sakızı çiğnememi mi istiyorsun? Ham. Hayır, hayır. Bunu izleyemeyeceğim. Sanırım kusacağım. İğrenç. Hadi gidelim buradan. Kendi sakızım var. Ve onu masanın altına yapıştıracağım. Bütün o sakızların benim olduğunu bilmiyorlar. Uzun tuvalet kuyrukları en kötüsüdür. Çişimi yapmam lazım. Kim var orada? Bu öğrenciler neden beklemeyi bilmiyor? Konsantre olmam lazım. Çık hadi. Güzel kitap. Ne? Eyvah, herkes sabırsızlanmaya başladı. Neredeyse bir saat oldu ve kötü öğretmen hala tuvalette. Gerçekten konsantre olmam lazım. Tuvalete girmem lazım, lütfen. Bu gürültü de ne? Her neyse. İlk ben gideceğim. Aa, kötü öğretmen tuvaleti tıkamış. Pekala çocuklar, çekilin bakalım. Nesi var bunların? Bu bir felaket. Pekala, bu sefer korumayla geri döndüm. Hadi şu tuvaleti temizleyelim. Bütün bu farklı şeyleri tuvalete dökmek zorundayım. Bu tür bir pislik çok fazla miktarda karışım gerektirir. Şimdi sifonu çekelim. Bu büyük bir patlama olacak. Hala geçmedi mi? Bakalım nasıl olmuş. Oha! Bu banyoda bir parti verebilirsin. Hey! Ne yapıyorsun? Beni biraz yalnız bırak. Şuna bir bakın. Ne? Süper kolay teste mi yoksa orta seviye teste mi girmek istersiniz? Tabii ki herkes süper kolay testi isteyecek. Şimdi sınav kağıtlarınızı dağıtacağım. Cevabı bilmiyorum. Biraz yardımın zararı olmaz. Teşekkürler öğretmenim. O çok harika. Daniel'a test cevaplarını vereceğim. Şşş! Güzel. Bu sınava kesinlikle geçeceğim. İnek kızın kağıdına bakacağım. Hey, hile yapmak yok. Her neyse, yardımına ihtiyacım yok. Meseleyi kendim halletmeliyim. Masasını Victoria'nınkinin yanına taşıyacağım. Böylece cevapları kopyalayabilecek. Merhaba sıra arkadaşım. Teste devam edelim, olur mu? Son dedikodular ne? Ha? Buna el koyuyorum. Telefona izin yok. Şimdi tükür bakalım. Ağzında bir kopya kağıdı sakladığını biliyorum. İğrençsin. Hey inek, ilk sen başla. Kokusunu alabiliyorum. Telefon. Başka bir şey daha var. Aha. Göster ellerini bana. Ve işte kazağının içinde sakladığın kopya kağıdı. Bu ne kadar sürecek böyle? Yeter, sıra bende. Telefonumu teslim etmeye hazırım.
İyi bir öğrencisin. Ellerini kaldır. Hop hop. Ah kahretsin. Kopyaları koluma yazdığımı biliyordu. Lütfen ben masumum. Bunu temizlememiz gerek. Ah bu acıtıyor. Kim sınava bir top getirir ki? Tabii ki kopya çekmeye istekli biri. Hayır, hayır, hayır. Telefonumu alçıya saklayabilmek için kolumu kırmış gibi yaptım. Dur bakalım. Bu alçı da neyin nesi? Kolumu kırdım. Gerçekten mi? Sadece bir telefon görüşmesi yapmam gerek. Ve neden alçında bir zil sesi var acaba? Yakalandın. Biliyordum. Alçıyı bana ver. Neden kolunu gerçekten kırmıyoruz bakalım? Yoksa onun yerine cep telefonunu mu kırsak? İşte oldu. Şimdi devam et ve testine başla. Prens, prensesi gerçek bir aşk öpücüğüyle kurtarmak için koştu. Aiden uyan. Öğrencim uyuyor mu? Hey susun. Şşş. Uyandırmayın onu. Bırakın dinlensin. Bir yastık ve battaniye ile daha iyi uyur. Görünüşe göre sınıfta uyuyacağız. Tatlı rüyalar. Şşş. Hemen döneceğim. Öğretmen nereye gidiyor? Ha? Gece lambası mı? Aa, pekala ben de uyumaya gidiyorum. Büyük kötü canavar prensesi yedi. Elimden geldiğince hızlı yazıyorum. Ben iyi bir öğrenciyim. Çok uykum var. Artık ne yazdığımı bile bilmiyorum. Bu okuma işi eskimeye başladı. Hazır başlamışken bacaklarımı da tıraş etsem iyi olur. Önce köpüğü süreceğim. Ve sonra prens canavara saldırdı. Birden fazla iş yapmanın bir yolu da bu. Ay! Ne? Bu çocuk benim sınıfımda mı uyuyor? Onu cezalandırmalıyım. Uyan! Hey! Ha? Buraya kadar. Görünüşe göre uyuyan güzel küçük bir oyun oynamak istiyor. Eline biraz köpük sıkalım. Sonra yüzünü bir tüyle gıdıklayacağım. Gıdı 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 gıdı. Hey! Ha? Aa, bu çok utanç verici. Şimdi herkes bana gülecek. Pekala, kağıtları kontrol edelim. Bunların hepsini kontrol etmek zorunda mıyım? Bu işten nefret ediyorum. Buldum. Notları zar atarak vereceğim. Sadece bir A, diğerleri F olacak. Ay, F geldi. Bayıldım buna. Bu öğrenci F aldı. Aslına bakarsan herkese F vereceğim. Bu işi seviyorum. Ha? Ama bu sefer A geldi. Hayır, A'yı F olarak değiştireceğim. Sınav kağıtlarını kontrol etme zamanı. Vay canına, bu öğrenci her şeyi doğru yapmış. A artı hak ediyor. Kontrol etmem gereken bir yığın test kağıdı var. Bu beni çok yoracak. Ah tanrım, F aldı. Ama Victoria çok tatlı. Bunu A eksi yapacağım. Sıradaki. Çok kötü, yine F. Ama Aiden gerçekten çok çalışkan. Pekala, ona da A eksi vereceğim. Şimdi bu ödeve geçelim. Aa, Daniel çok sevimli. Ona A vermeliyim. Aslında bence bütün öğrencilerim A'yı hak ediyor. Acele edin. İçeri girin. Durun. Bu hücrede sadece kız kalacak. O kötü polis. Ebeveynler içeri giremez. Lütfen kızımı tutuklamayın. Zavallı kız hücresinde yapayalnız kalacak. Bu hücre çok korkunç. Her şey kirli. Çok korkuyorum. Çörek mi? Vay be. Anneme benziyorsun. Bu bir maske mi? Merhaba. O iyi polis. Çok lezzetli. Pekala, işte sağlıklı öğle yemeğin. O elmayı yesen iyi olur. Eyvah, ne oldu? Dişim sallanıyor. Oh, hayır.
Dur biraz, onu çekip çıkarayım. Hadi ama, korkmana gerek yok. Hayır, asla! Anlaşıldı, o zaman bunlarla çekeriz. Bu çok daha kolay olacak. İmdat! Hayır, hayır! Kıpırdama! Kes şunu, ondan uzak dur. Git buradan, ben hallederim. Dişine ne yapsak acaba? Onu nazikçe çekmeye çalışacağım. Hayır, acıyacak! Dişini nasıl hızlı çekebilirim? Aa, buldum. Ok ve yay mı? İpin bir ucunu okun etrafına saracağım. Sonra diğer ucunu sallanan dişin etrafına saracağım. Hiçbir şey uçan bir oktan daha hızlı değildir. Sadece ipin dişin etrafında sıkı bir şekilde durduğundan emin olmalıyım. Bu işe yarayacaktır. Hazır mısın? Fırlat! İşe yaradı. Diş çıktı. Bu böcek püresini yemek istemiyorum. Çok susadım. Biraz musluk suyu içebilirim. Bana daha çok soya sosuna benziyor gibi geldi. Su kirli. Eski usul sushi gibisi yok. Daha güzel yiyecekler ve temiz su alabilir miyim? Ama ben açım. Tamam. Bana lapanı ve içeceğini ver. Yulaf lapasından sushi topu yapacağım. Barbie'nin bacaklarını yemek çubuğu olarak kullan. İşte yemeğin hazır. Soya sosun bile var. Batır, ye bakalım. İstemiyorum. İğrenç. Sana ye dedim. Hayır. Yiyecekleri israf etme. Hayır. Hey, ona ne yedireceksin? Ver şunu bana. Sana ver dedim. Bir aşçı kendi yemeğinin tadına bakmalı. Sen polissin, aşçı değil. Bu su ne kadar kirli. Ne yapsam acaba? Ah, buldum. Biraz el becerisi zamanı. Su şişesinin üstünü peçeteyle kaplayıp lastik bir bantla sabitleyeceğim. Ters çevirip bir vazonun içine yerleştireceğim. Bir avuç mavi kum alıp şişenin içine dolduracağım. Sonra biraz taş ekleyelim. Ve renkli çakıl taşları da. İşte, mükemmel görünüyor. Son olarak kirli suyu ekleyeceğim. Bu bir anında su arıtma cihazı. Şimdi bekleme sırası. Bakalım işe yarayacak mı? Bakın, su kristal berraklığında. Artık güvenle içilebilir. Vay canına. Şerefe. Güzel numara. Lollipoplara bayılırım. Ne? Bir fare var. Bu iğrenç. Lollipop kakanın içine düştü. Sorun ne? Lollipopumun üstünde kaka var. İğrenç. Tüylü lollipopa ne dersin? Eller yukarı. Ateş etme. Lollipop'u çocuktan uzaklaştır. İşte oldu. Olamaz. Gerçekten kötü polisi vuracak mı? Ne? Lütfen ateş etme, çocuklarım var. Bu sadece bir lollipop tabancası. Yakaladım seni. Kandırdım. Ne? Ben gidiyorum. Onu iyi benzettik. Yeni lollipop silahını beğendin mi? Evet, bu çok eğlenceli. Oh, hayır, düşürdüm. Ama bak, silah lollipopumu korudu. Bum bum bum. Aa, beni de yakaladın. Ah hayır, zavallı kız hasta. Eyvah, bu sümük her yere bulaşıyor. Eyvah, mikrop dolu. Eldivenler, tamam. Öksürük şurubu ve gözlük, tamam. Koruma tamamlandı. Acele etmeliyim. Ah, üstüme öksürme. İlacını içmelisin. İlaç içmek istemiyorum. İşte böyle. Sonra ilacı bir iğneye koyacağım. Bu iğne daha çok acıtacak. Hayır, bu çok korkutucu. Dur. Aman tanrım, kes şunu. Daha iyi bir fikrim var. Ekşi lazımlık. Şekeri öksürük şurubuyla değiştireceğim. Daha eğlenceli olması için şekerleme ekleyeceğim.
Bak, lollipopunu çilekli şekere batırabilirsin. Bir dene bakalım. Çok lezzetli. Evet, işe yarayacağını biliyordum. Çok acıktım. Vay canına, ne kadar çok mantar var. Hepsini yiyeceğim. O mantarların güvenli olduğundan emin değilim. Ve bir kaktüs ha? Kaktüsü de yemek istiyorum. Hayır, sakın onu yeme. Ay, dilimde bir diken var. Yardım edin. Suçlu nerede? Ne? Dilim. Dur bakalım, onu penseyle çıkaracağım. Hayır. Bu da ne böyle? Onu çocuğa yaklaştırma. Git buradan. Seni zavallı şey. Acımış olmalı. Merak etme, ilk yardım çantam var. Pompa. Dikeni çıkarmak için kullanacağım. Bu hiç acıtmadı bile. Vay be, işe yaradığına sevindim. Çok korkuyorum. Ha? Işıklar sönsün. Uyu artık. Karanlıktan nefret ediyorum. Uyuyabilir miyim bilmiyorum. Bu ses de ne? Ayağını yataktan sarkıtmaması gerektiğini bilmiyor mu? Yoksa canavar gelecek. İşte geldi. Olamaz. Kızı almaya geliyor. Ha? Yardım edin. Bir canavar var. Oha. Bu ses de neydi? Aa, neyin var senin? Yatağımın altında canavar var. Canavar mı? Canavar diye bir şey yoktur. Tamam, dur bir dakika. Sana arkadaş getirdim. Buraya gel. Hey, ne haber küçük kız? Bu mahkum bir gangstere benziyor. Sana bazı korkunç hikayeler anlatacağım. Aa, evet. Sana dev bir canavar hakkında bir hikaye anlatmak istiyorum. Beni korkutuyorsun. Canavar geri döndü ve bir arkadaş getirdi. Hı? Canavar! Yere yat! Çok korkuyorum. Ben de. Sanırım mahkum o kadar da sert değilmiş. Neler oluyor? Neden çığlık atıyorsunuz? Yatağın altında bir canavar var. Canavardan nasıl kurtulacağız? Aha, buldum. Kavanozu alayım. Teşekkürler. Önce kavanoza karbonat dökeceğim. Sonra bitkisel yağ ekleyeceğim ve ağzına kadar dolduracağım. Şimdi ayrı bir kaseye biraz sirke döküp yeşil gıda boyası ekleyeceğim. Karıştıralım bakalım. Şimdi kavanozun içine boşaltalım. Lav gibi görünüyor değil mi? Daha da iyisi kavanozu bir ışığın üstüne koyun ve bir lavlanmanız olsun. Vay canına, bu bir lav lambası. Şu renklere bak. Buna bayıldım. İşe yaradı. Şşş, kız derin uykuya daldı. Sen hala burada mısın? Hücrene geri dön. Hadi Barbie gidelim. Aa, hayır, düştü. Bip bip. Dur. Scooter geliyor. Barbie'min kafasını götürdün. Vay be. O da neydi öyle? Bu kız neden ağlıyor? Ne oldu? Barbie'min kafasını kopardın. Kes zırlamayı. Tahmin edebilirim. Bak, burada başka bir bebek var. Bu bebeğin kafasını çıkarıp Barbie'ye yeni bir vücut takacağım. Mükemmel. Çok korkutucu görünüyor. Bu sefer ne yaptın? Yeni Barbie'sini beğenmedi. Ürkütücü. Yeni bir plan gerek. Pikachu. Bu bana bir fikir verdi. Üzgünüm Barbie, saçını kesmemiz gerek. Bütün saçlarını kesmeliyim. Artık kel olduğuna göre oyun hamurunu başına ve vücuduna sarmak daha kolay olacak. Görünüşe göre Barbie başka bir şeye dönüşüyor. Şimdi de vücudunu sarı boya yağmuruna tutalım. Sonra fırçayla parlatalım. Sevimli gözler, bir burun, mutlu bir gülümseme ve pembe yanaklar yapalım. Eminim onu tanımışsınızdır. Şimşek kuyruğu ve sivri kulaklarıyla işte Pikachu. Vay canına, bu Pikachu, yeni arkadaşım. Vay be, güzel kurtardın. Gitmem gerek, kakamı yapmalıyım.
Konsantre olayım. Ah, kaka çıktı. Aa, olamaz. Sifon bozuk. Kırmızı alarm. Tuvalet tıkanmış. Bu odayı kaka basmasına izin veremeyiz. Neler oluyor? Ne? Ne yaptın sen? Kapağı kapatsak olmaz mı? Bantlasak iyi olacak. Hayır, işe yaramıyor. Burada neler oluyor? Kendin gör. Aman tanrım, çıkın buradan, ben hallederim. Ne yapsam acaba? Sifonu bir kontrol edeyim. Tam da şüphelendiğim gibi kirli ve çöp dolu. İyi ki tuvalet bomban var. İçine bırakın ve su tankını temizlemesini izleyin. Sifonu çekmeyi unutmayın. Güle güle parıltılı dev kaka. Kimse seni burada istemiyor. Kakanın boruya sığacağını sanmıyorum. Anlaşılan çıplak ellerimi kullanmam gerek. İğrenç. Şimdi biraz temizleme köpüğü. Köpüğü delikte iyice gezdirin. Ve gizemli kapsüllerden ekleyin. Gizemli kapsüller mi? Sırada ne var? Biraz sabun eklesek iyi olur tabii. Neden denemiyorsun? Bu çok eğlenceli. Şeker, baharat, her şey harika. Çok fazla baloncuk var. Şerefe. Pekala, şimdi her şeyi karıştırma zamanı. Gizemli kapsüller yumurtadan çıktı. Hadi onları durulayıp ne olduklarını öğrenelim. Oyuncak ayı squishileri. Onlara ben bakarım. Doğru anahtarı bulmanın zor olmasına şaşmamalı. Vay! O squishileri istiyorum. Pekala, yemek zamanı. Böcekli yulaf ezmesi. Ama ben onu yemek istemiyorum. Hey! Dikkat et! Parmakları sıkıştı. Ah, lanet olsun. Şuna bir bakayım. Ah, hayır, bu kötü görünüyor. Boks eldiveniyle kapatalım. İşte böyle şampiyon. Ne? Burada neler oluyor? Boksör olmak için antrenman yapıyor. Buna inanmıyorum. Kendim bakacağım. Aa, olamaz. Yaralanmışsın. Sen ne yaptın? Üzgünüm, kapı yüzünden oldu. Squishiler yumuşaktırlar. İyi polis bir şeylerin peşinde. Parmaklıklara squishy koyuyorum. Bir tane de kilidin üstüne. Çok yumuşak. Buraya da son bir tane. İşte squishiler kapının kapanmasını engelliyor. Ne kadar çok squishy var. Bu kurallara aykırı. Kapıyı kapatmak zorundayız. Çok konuşma. Belki de atıştırmalığa ihtiyacın vardır. Kimsecikler görmüyor. İşte şimdi şekerimi yeme fırsatı. Bir şişe dolusu var. Çok güzel. Neden hala uyumadın? Aman tanrım. Dişlerin çok kirli. Daha fazla şekerleme yok genç bayan. Dişlerini fırçalama vakti geldi. İstemiyorum. Dişlerini fırçala lütfen. Hey, ben hallederim. El at bakalım. Wednesday neyin peşinde? Aman tanrım, şeyin bir ağzı mı var? Şu dişini çekelim hadi. Kırık dişin bir canavara dönüştü. Ne? Bu dişi kesici bir aletle kesip açmalıyım. Bunu olabildiğince korkunç yapmalıyım ki küçük kız ürksün. İçindeki enfeksiyona bak. Dişlerini fırçalamazsan işte böyle olur. Hayır. Dişlerimi fırçalayacağım. Canavar bir dişim olsun istemem. Vay be. Bu numaranın işe yaradığına inanamıyorum. Hey, uyan. Olamaz. Kız korkudan yataktan yuvarlandı. Aa, dizimi incittim. Yardım edin. Doktor. Geliyorum. Ne oldu? Yaralandım. Aman tanrım, bunu hemen tedavi etmeliyiz. Ne yapacağız? Buldum. Bir kulak çubuğuna biraz merhem sıkacağım. Diğer tarafını da sıkarak merhemin çubukta toplanması için bekleyeceğim. Yaraya nazikçe uygulayacağım. Ve mutlu yara bandıyla tamamlayacağım. Bu beni kesinlikle gülümsetti. Teşekkürler Doktor Barbie. İşkenceye dair ipuçları ha? Sadece Wednesday'in olağan bir pazar günü okuması. Öksürmeyi kes.
Yeter artık. Sabrımı taşırıyorsun. Bebeği bana ver de onu cezalandırayım. Dur, daha iyi bir fikrim var. Hadi saçlarını tıraş ederek başlayalım. Zavallı Barbie. Hayır, güzel saçlarına dokunma. Beklediği saç makyajı bu değildi. Saçım. Bu sefer kafasının tamamına ihtiyacım var. Ne tatmin edici bir patlama. Kafasını çay yapraklarıyla dolduracağım. Öksürmeyi kes. Barbie'yi çay poşeti gibi suya batıracağım. Sonra onu tuzluk gibi sallayacağım ki çay kırıntıları çıksın. Karıştır, karıştır, karıştır. Su kahverengi olana kadar. Al, öksürüğün için biraz sıcak çay iç. Kokusunu sevmedim. Öksürüğünü kesmek için son çare işte geliyor. Ağzını bantlayacağım. Ah, ne kadar huzurlu. Neler oluyor burada? Neden ağzında koli bandı var? Bu senin öksürüğünü geçirmez. Neden kendin denemiyorsun? İhtiyacı olan şey bir öksürük şurubu. Bu portakal aromalı. Al bakalım. İlaçları sevmiyorum. Nasıl yani? Ne yapmamı istiyorsun? Ne yapacağımı biliyorum. İlacı bir soda kutusuna saklayacağım. İnandırıcı olması için bir pipet bile ekleyeceğim. Onun yerine bu nefis şekerli sodayı al. İlaç şişesinden içtiğini anlamayacak. Gördün mü? Benim hilem seninkinden daha çok işe yaradı. Her neyse. Bu bilek güreşi mücadelesini kazanacağım. Aa, hadi ama. Kaybettim. Hey, tırnağımı kırdın. Yardım edin. Neler oluyor? Olamaz. Tırnağını kırdı. Bu şeyin hatası. Hayır. Önemli değil. Benim de kırık tırnaklarım var. Ayrıcalıklı değilsin. Onları şekillendirmek için bahçe makası kullandım. Hayır. Elini bana ver. Beni korkutuyorsun. Hey, ne yapıyorsun? Ne? Sen git, ben hallederim. Aa, senin zavallı şey. Bir bakayım. Kırık bir tırnak ha? Eyvah, üstünü kapatmalıyız. Aha, bir yaprak alabilir miyim lütfen? Önce tırnağına bir yaprak koyacağım. Ve tırnağının boyutuna göre keseceğim. Tabii ki bunu pembe ojeyle güzelleştirmeliyim. Parıltı her şeyi eğlenceli hale getirir. Yeni tırnaklarını beğendin mi? Pembe ve ışıltılı, tam sevdiğim gibi. Parmak uçlarını oynatsana. Vay canına, çok güzel görünüyorlar. Bu bloklarla bir kule inşa etmek istiyorum. Vay canına, Vance'in kulaklığı takılı. Bu yüzden dans hareketlerini gerçekten hissediyor. Aa, kızın bloklarına çarptı. Ve bir tanesi kızın boğazına kaçtı. Wednesday dans etmekle o kadar meşgul ki kızı duyamıyor. Ah, olamaz. Yardım edin. Heimlich manevrası yapacağım. Hadi dışarı it. İşe yaradı. Ne kadar sorumsuzsun Wednesday. Aman tanrım, bu koca bloğu yuttuğuna inanamıyorum. Ah, bir fikrim var. Şu kulaklık kılıfına bir bakayım. Bu iş görür. Kulaklık kalıbının içine çikolata dökeceğim. Kapatıp sertleşmesini bekleyeceğim. Çalkala çalkala çalkala. Bakın, çikolata kulaklık şeklinde. Daha da iyisi biraz çikolata sosuna, çilek parçacıklarına ve yaban mersini tozuna batırabilirsiniz. Tadına bak. Ham! Ne kadar çok tat var. Beğendiğine sevindim. Ay canına, ne büyük bir karpuz. Normalde Wednesday onu kesmek için bıçak kullanırdı. Çivili bir sopa kullanarak onu parçalamayı tercih ederim. Hayya! Hiç bu kadar canlı hissetmemiştim. Biraz dinlenmeliyim. Önce sopayı yere bırakayım. Dikkat et! Ha? Ay ay ay! Popomu incittim. Arkanı dön de bakayım. Çivi ha? Az önce küreğimin üstüne mi oturdun sen? Ah, neyse, dev bir mıknatıs onları çekip çıkaracaktır. Kıpırdama. Beni de çekiyor. Ah! Ne hatlar dönüyor burada? Ona bunu yapmayı bırak. Git buradan. Sen iyi misin? Dur bir bakayım.
Tanrım, acı verici görünüyor. Aa, buldum. Şırınga kullanabilirim. Çıkardığında hiçbir şey hissetmeyeceksin. Hazır mısın? Derin bir nefes al. İşte başlıyorum. Aman Tanrım, Tanrı'ya şükür onu çıkardık. Beni kurtardığın için teşekkürler Barbie. Eyvah, birileri kötü bir sabah geçirecek. Neden bu kadar çok sivil canlar? Kulak zarımı patlatıyorsun. Bir sivilce ha? Yaşasın. Bu harika hissettirdi. Deney yapma zamanı. Aa, şimdi neyin peşinde? Aa, işte benim farelerim. Biraz mezar toprağı toplamam gerek. Bir şişeye biraz döktükten sonra yılan zehri ekleyelim. Hepsini dök dostum. Bu işe yaramalı. O da ne? Son malzeme kan. Nereden geldiğini söylemeyeceğim. Karışım neredeyse hazır. Karışımı maske yapma makinesine dökelim. Ve bir de nane tableti ekleyelim. Yüz maskesi hazır. Deney sonuca ulaşıyor. Dene bakalım. Eminim bu maske sivilcelerini yok edecek. Sadece bir süreliğine Grinch gibi görüneceksin. Bakalım. Daha da kötüleştirdin. Ay. Yüzüne ne oldu? Çekil önümden. Acıyor. Bana biraz zaman ver. Seni iyileştireceğim. Önce yumurtayı kırmalı ve sarısı olmadan beyazını akıtmalıyız. Sonra da iyice çalkalayacağız. Yumurta akı köpeğe dönüşünce bir şişeye koyacağız. Ken'in yeni havalı vücuduna bakın. Biz bedenini sıkarken Ken'in köpüğü nasıl çıkardığını izleyin. Bırakalım sivilcelerinizin üstüne aksın. Hazır başlamışken güzel bir yüz masajı. Neredeyse bitirdik. Şimdi yüzünü sil ve nasıl göründüğüne bakalım. Cildim çok pırılsız. Harika bir sabah geçiriyoruz. Zıpla zıpla zıpla. Aman Tanrım, pis ayaklarıyla yatağı kirletiyor. Bunu yapmayı bırak. İstemiyorum. Ben de başka bir yerde oynarım. Aa, hadi ama. Ay. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Aa, o bir matkap mı? Rahatla. Bu çok korkutucu. Hayır. Koşmayı bırak. Gel buraya. Bana o kirli ayaklarını göster. İşe yaramıyor. Sen iyi misin? Doktor beni matkapla kovaladı. Öyle mi? Çiçek gibi kokan bir sabunum var. Ve çiçek damgası yapıyor. Ayaklarını kaldır. Köpüğü ayağına sıkarken beni izle. Ne güzel bir çiçek değil mi? Tamam, şimdi kiri temizleyeceğim. Bu varken kimin ayak fırçasına ihtiyacı var ki? Bu gıdıklıyor. İşte bu kadar. Şimdi istediğin kadar yükseğe zıplayabilirsin. Yapabildiğin kadar yükseğe. Yaşasın. Zıplamaya bayılıyorum. Tuvalete gitmem lazım. Vay canına. Bunlar M&M's mi? Ne kadar çok var. İçine dalmak istiyorum. Burnuma sıkıştılar. Doktor, yardım et. Otur bakalım. Ne oldu, göster bana. Nefes alamıyorum. Bunun için bir çözümüm var. Buraya üstünde ip olan bir bant yapıştıracağım. Sonra ipin diğer ucunu bu helikopter oyuncağına bağlayacağım. Bu helikopter uçtuğunda M&M'leri burnundan çekip çıkaracak. Uçma zamanı. Aman Tanrım, ne kadar uzun bir M&M zinciri. Gerçekten işe yaradı. Neler oluyor? Bağıran bir çocuk, Wednesday, sümüklü ve M&M'li bir helikopterle. Bu hiç güvenli görünmüyor. Daha iyi bir çözüm bulmalısın. Dur bakalım. Bekle, bir fikrim var. Bu burun temizleyiciyi kullanabiliriz. Bunu bir burun deliğine sokarsak bütün M&M'leri diğer delikten dışarı atar. İğrenç. Vay be! Tekrar nefes almak çok güzel. Artık güvendesin. Kızlar ultrasona giriyor. Önce bana bak. Sana çok para veririm. Oo, evet. Oo. Önce bana bak ve elmaslar senin olsun. Elbette elmasları seçmeliyim. O zaman bu para işe yaramaz. Pekala, bakalım bebeğiniz nasılmış. Şimdi bunu karnına koyacağım. Ne? Ekran dondu. Alet de dondu. Ay. Çık
çıkarmam lazım. Ah! Neredeyse elimi donduruyordun. Bunu nasıl yapacağız? Buldum. Ellerimi soğuktan korumak için eldiven giyeceğim. Ve buzu kurutmak için sıcak bir üfleyici kullanacağım. Isı işe yarıyor. İşte bebeğin. Merhaba anne. Benim buz prensesim. Hadi kar topu savaşı yapalım. Yakala. Aa! Tam isabet. Yüzümde buz var. Havlu için teşekkürler. Bekle. Nakit ha? Tamam o zaman. Pekala, sırada zengin kız var. Zamanı gelmişti. Vay canına, çok zengin olacağım. Tamam, işleme başlayalım. İşte burada. Anneciğim, bak nasıl yüzüyorum. Benim küçük balığım. Sosu çarpmak çok eğlenceli. Ah, neden yüzüme vurup duruyorsun? Ay, üzgünüm, suyu seviyor. Ne? Sırada ben varım. Sadece $1 mı? Yok artık. Oh, tamam. Ultrasonu çekeceğim. Beni ısırmana gerek yok. Bu beni korkutuyor. Bebeğin biraz korkunç görünüyor. Ah, benim sevgili yarasam. Bak anne, bu bebeğin kafasını ısırıp koparabilirim. Sırada sen varsın doktor. Ne? Bunu yapmayı en iyisinden öğrendi. Ah, hayır, çok fazla kan içtim. Çişim geldi. Çabuk. Çok fazla meyve suyu içtim. Çişimi yapmam gerek. Bütün bu buz çişimi getiriyor. Tuvalet zamanı. Hay aksi, kızların hepsinin aynı anda tuvaleti geldi. Sakin olun kızlar. Vay canına, dizleriniz titriyor. Tuvalete gitmeliyiz. Tamam, tuvalete gitmenize izin vereceğim. Durun, teker teker, teker teker. Pekala, tuvaleti sadece bir kişi kullanabilir. İşte burası. Bu tuvaletten çok çöp kutusuna benziyor. Buraya çişimi yapmayacağım. Beni temiz bir tuvalete götürürsen bu dev elmas senindir. Oo, bu taraftan madam. Ne güzel. Her şey mavi ve burası çok soğuk. Teşekkürler, elmas senindir. Ah, sonunda. Kendimi bırakmak iyi geldi. Sıradaki benim. Sana $1000 veririm. Vay canına, ne kadar çok para. Banyon şurada. Teşekkür. Vay canına. Okyanus temalı bir tuvalet. Deniz atı ve deniz anasıyla mı? Kendimi deniz altında gibi hissediyorum. Ah, çok rahatladım. İşte senin tuvaletin. Temiz bir tuvalet istiyorum. Temiz bir tuvalet mi? Parasını ödemen gerek. Bana başka seçenek bırakmıyorsun. Seni hipnotize edeceğim. Uykuya dalacaksın. Hala hipnoz yeteneklerim var. Sonunda. Bu tuvalet tanıdık gelmiyor mu? Sen ciddi misin? Üstüme kaka yaptın. Teslimat. Bu çok ağır. Bunun için sonra geleceğim. Kutuda ne var? Bu benim için mi? Kocaman bir kutu mu dedin? Aman tanrım, bu Olaf. Bebeğinizin cinsiyetini söylemek için buradayım. Kız mı? Erkek mi? Çok heyecanlıyım. Tamam bebeğim, balonu patlatmak için dev bir buz kütlesi yapmalıyım. Ve patlasın. Mavi, yani erkek. Benim sıram. Cinsiyeti açıklaman için sana para vereceğim. Bakalım ne kadarmış. Bir saniye. İşte balonun. Mükemmel. Seninle iş yapmak güzeldi kardan adam. Balonu makasla keseceğim. Pembe su topları dökülüyor. Bu bir kız. Bir prensesim olacak. Küçük deniz kızımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Burada işim bitti. Kutuyu açma vakti geldi. Bekle, benim bebeğimin cinsiyetini açıklamadı. Benim sıram. Lütfen. Bunun için yeterince para almıyorum ama olsun. Önce kutuyu kaldırayım. Balonu senin için şişireceğim. Dur bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Onun yerine osuruğumu kullanacağım. Hava havadır. Vay be. İşte. Sana özel cinsiyet balonu. Teşekkür ederim. Bu tam bana göre. Patlatmak için keskin tırnağımı kullanacağım. Çek şu yarasayı saçımdan. Saldırıya uğradık. Defolun sizi çirkin yarasalar. Kışt kışt.
Ha? Kız mı? Ben erkek istiyordum. Hamile kızlarımızın banyo vakti geldi. Banyo zamanı bayanlar. Önce kim giriyor? Ben. Giga zenginim. Bu yüzden ilk ben gireceğim. Ah. Bu pahalı küvet senin. Harika. Sıra bende mi? Nihayet. Fakir kız. Okyanus temalı bu duş kabini senin. En sevdiğim deniz canlıları duvarda. Artık gidebilirsin. Hadi şimdi göbeğimi ovalım. Ay! Bu sünger çok sert. Acıtıyor. Daha iyi bir sünger için 10 sent harcamalıyım. Harika. Bu temizleyiciyi duvara asacağım. Böylece karnımı gerçekten temizleyebileceğim. Aa, bu çok daha iyi. Bu aletle köpük banyosu yapacağım. Su sıcaklığını test edelim. Ay, çok sıcak. Yardıma ihtiyacım var. Bir kova buz getirdim. Güzel. Hepsini küvete dök. Vay canına. Buğu yapacak kadar soğuk. Yaşasın. Soğukluk tam istediğim gibi. Teşekkürler Olaf. Görüşürüz. Nihayet. Buz banyosu. İşte geliyorum. Ah, evet. Dondurucu soğukları seviyorum. Bacaklarımı bile esnetebiliyorum. Bu küvet mükemmel. Sana gelince şuradaki küvette banyo yapabilirsin. Oraya nasıl sığacağım? Çık buradan ve bana biraz mahremiyet ver. Sanırım buraya sığabilmek için çömelmem gerek. Bu sünger çok sert. Senin banyon bu mu? Fakir bir kız için fakir bir banyo. Sinirlerimi bozuyorsunuz. Bu kadar yeter. Eyvah, vampir yaramazlık peşinde. Bakalım şimdi kim gülecek? Duş başlığını siyah gıda boyasıyla dolduracağım işte böyle. Duş başlığını yerine koyalım. Durulanma zamanı. La la la. Ne? Su neden kirli? Aman tanrım, yoksa bu bir şişe kan mı? Bu sadece sahte kan. Bu kızların biraz eğlenmeyi öğrenmeleri gerek. Sahte kanı Elsa'nın banyosuna dökme zamanı. Allah'tan biraz kestiriyor. Şimdi biraz jelibon ekleme fırsatım var. Bakalım korktuğunu saklayabilecek mi? Ne? Beni bu lanet küvetten çıkarın. Yardım edin. Küvette kim eğleniyor şimdi? Anlaşılan kızların yeni bir hücre arkadaşı var. Uzun bacaklı anne. Bu bakışlar da neyin nesi kızlar? Burada hoş karşılanmadığımı hissediyorum. Durun bir dakika. Hamile göbeğimi. Dokunmak istiyorum. Bana dokunmayı kes. Çok sinir bozucusun. Beni rahat bırakmak için elmas mı istiyorsun? Vay be. Belki soğuk bir rüzgar seni uçurur. Ay! Oo, elmaslar. Çok zengin olacağım. Ha? Başka bir hamile göbeği. Şu parayı al ve git. Hayır, ben iyiyim. Ah! Al şu parayı. Aa! Bu kızlar çok güçlü. Yoksa o... Vay be! Hamile göbekler her yerde. Çek ellerini üstümden. Buldum. Canavar bir göbek. Çıkarın beni buradan. Memur bey, beni başka bir hücreye götürün. Ödlek seni. İşte cezan bu yaramaz eller. Ah, ah. Yardım edin memur bey. Ne oldu? Ayağıma bakın. Şişti ve soyuluyor. İğrenç. Bu konuda sana yardım edemem. Lütfen. Yardım edersen sana kocaman bir elmas veririm. Bir elmas ha? Biliyor musun, sanırım ayağın için bir şey yapabiliriz. Bir ayak olma aleti. Önce biraz köpük koymam gerekecek. Şimdi ayağınızı daldırın majesteleri. Vay, bu iyi geldi. Daha işimiz bitmedi. Üstündeki fazla kiri temizlemeliyiz. Masaj için onu sıcak matın üstünde kurutalım. Çok daha iyi hissediyorum. Pekala, artık gidebilirsin. Bu elmas gerçek, değil mi? Vay canına! İşte sana para. Ne istiyorsun? Karnımdaki çatlaklardan kurtulmama yardım et.
Şey sorun değil. Bir düşüneyim. Aha, aloe vera yaprağı. Sonunda yemek yiyebileceğim. Ne? Yemeğim nerede? Yemeğimi geri ver. Doğallıktan şaşmamak lazım. Aloe vera yaprağının jelini bir kavanoza dökün. Parıltılarla süsleyin. Deniz kızları ışıltılı şeylere bayılır. Şimdi her şeyi karıştırın. Parmaklarınızı içine batırın. Ve çatlaklarınızın üstüne sürün. Sihrin gerçekleşmesini izleyin. Vay canına, çatlaklarım yok oldu. Sen bir dahisin. Teşekkürler memur bey. Bununla bir araba alabilirim. Ne? Yardım et. Benim de ayağımı temizlemem gerek. Şişmiş ve soyuluyor. Gördün mü? Üzgünüm, fakirleri kabul etmiyorum. Ne kadar kaba. Buldum. Rulo soyucu olarak işe yarayabilir. Tüm bu pullu deriler gidene kadar ayağımın üstünde yuvarlamaya devam edeceğim. Aa, çok pürüzsüz. Ne? Çivi mi? Ona da ihtiyacım var. Bir çivi ve bir çekiç mi? Neyin peşinde? Ayaklarıma masaj yapmak için bir çivi tahtası. Ha, işte bu çok rahatlatıcı. Karnım ağrıyor. Ne oluyor? Ah, olamaz. Suyum geldi. Doğuracağım. Ah, olamaz. Ben de karnımda bir şey hissediyorum. Suyum geldi. Ah, bayılacağım. Bu ikisi çıldırmış. Lanet olsun. Benim de suyum geldi. Her yer su oldu. Olamaz. Sanırım ben de bayılacağım. Üç hamile kadın doğum yapmaya hazır. Ancak sadece bir doktor var. Geliyorum, geliyorum. İşte geldim. İlk kim başlasın? Ben. Sana çok para ödeyeceğim. Hayır, ben. Sana bir kutu dolusu para vereceğim. Bunu reddedemem. Uzan ve ıkınmaya başla. Ikın, ıkın. Oğlun geldi. Vay canına, soğuk hissettiriyor. Benim küçük buz prensim. Sevimli tatlı şey. Hop. Aa! Parmağımı dondurdu. Sanırım sıcak bir karşılama alamayacağız. Sıra bende. Acele edin. Geliyorum, geliyorum. Önce parayı ver. Tamam, hadi başlayalım. Ikın, ikın, ikın. Aa, elimden geleni yapıyorum. Yüzgeçleri görüyorum. Wow, kıpır kıpır bir balığım var. Ay, ay, ay. Bebeğin bana tokat attı. Bebeğim benim. Okyanus gibi kokuyorsun. Bana yardım edin. Geldim. Bir bakayım. Aa! Yarasalar dışarı çıkıyor. Bu da ne? İğrenç. Ikın. Ikınıyorum. Acıyor. İşte oldu. Bunlar diş mi? Aa! Beni ısırdı. Aa! Ne sivri dişli bir kızsın sen öyle. Boynum. Sanırım çok fazla kan kaybettim. Anlaşılan doktor tüm bu kaosla başa çıkamamış. En azından anneler sonunda bebeklerine kavuştu. Olabilecek en kötü şey göbeğinizi kenarlara çarpmaktır. Ay! Yardım edin. Anneciğim! Kafama vurdun. Acıyor. Acil bir durum duyuyorum. Olamaz. Hamile kadın ağlıyor. Bu iyi bir şey değil. Karnımı keskin bir köşeye çarptım. Bu çok tehlikeli. Size yardım edebilirim ama ödeme yapmanız gerek. Büyük parlak bir elmasa ne dersin? Ah! Parmağımın üstüne düşürdün. Hemen döneceğim. Bu da ne? Köşe koruyucuları. Mobilyalarınızın her sivri köşesine yerleştirin. Vay canına, artık vurduğumda acımıyor. Hop, hop. Peki ya ben? Odamdaki keskin köşeler konusunda endişeliyim. Elmas. Ne? Hadi parayı al ve bana da yardım et. Buna kesinlikle hayır diyemem.
Vay canına, bu çok para. Merak etme, sana hazırladığım şey kesinlikle bu fiyata değer. Okyanus temalı puppets. Masanda pisi balığı ve yatağında Bay Kaplumbağa. Teşekkürler memur bey, kendimi çok daha güvende hissediyorum. Kendimi çok rahatsız hissediyorum. Ay, kapak kafamın üstüne kapandı. Kafamda kötü bir şişlik olacak. Ne? Bu gizli kutu da ne? Vay be, çok güzel şeyler var. Havuz makarnası parçaları ve balonlu naylon mu? Yaşasın! Bütün tabutu balonlu naylonla saracağım. Ve kenarlarına da havuz makarnası koyacağım. Bahse gidelim, artık hiçbir yere çarpmayacağım. Ah, çok rahat. Aa, bu bir vampir mi? O ses de ne? Kim var orada? Merhaba. Hiçbir şey göremiyorum. Arkanda. Arkamda bir şeyin varlığını hissediyorum. Seni yiyeceğim. Hey, onu rahat bırak yarasa kız. Ha, ben sadece onun oyuncaklarıyla oynuyordum. Sarımsak tabancası mı? Al bakalım. Yakıyor. Sen iyi misin? Işığa ihtiyacın var mı? Bu el feneri çok dandik. Vay, bir Barbie lambası. Molly hayalindeki gibi yaşıyor olmalı. İyi geceler. Barbie ile her şey daha güzel. Barbie'nin saçını keseceğim. Burayı biraz düzeltelim. Al, parmağımı kestim. Dadı, yaralandım. Kan kokusu alıyorum. Ah, yemek. Bana kanını ver. Dadı, sen çok korkutucusun. Hayır, hayır, hayır. Onu sakın yeme. Sana kan aromalı lollipop aldım. Hayır. Ha? Bu çok lezzetli. Şimdi yarana bir yara bandı yapıştıralım. Hayır. Ne yapabilirim acaba? Aa, bir fikrim var. Bandı bırakıp bir kalem alalım. Bandın üstüne komik bir şey çizmek istiyorum. Bu tanıdık geliyor mu? Bu bir tek boynuzlu at. Molly buna bayılacak. Son olarak parmağına sıkıca sarmak için uçlarını kesmem gerek. İşte oldu. Bu bir tek boynuzlu at. Bayıldım buna. Uyku vakti geldi. İşte yastığım. Hadi uzan bakalım. Buraya mı? Ama bu bir vampir tabutu. Kapağı kapatacağım. Hayır, korkuyorum. İyi geceler. Güzel bir uyku çektiğinden emin olmak için onu içeri kilitleyeceğim. Molly! Ha, lanet. Bunları saklamalıyım. Molly'yi içeri mi kapattın sen? Aman tanrım. Çekil önümden. Her neyse. Molly! İçeride misin? Dadı! Çok korkmuştum. Sen çok kötü bir yarasasın. Sadece uyumasına yardım ediyordum. Hadi seni rahatlatmama izin ver. Tek boynuzlu at battaniyesine ne dersin? Tek boynuzlu at mı? Yaşasın! Rengarenk! Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Aa, uyumuş. İyi geceler. Bay Flamingo'nun karnı acıkmış. Ona biraz Nutella'lı diş macunu vereceğim. Al bakalım. Biraz şekerlemeden zarar gelmez. Ham ham. Ne? Ah hayır. Bay Flamingo'nun tuvalete gitmesi gerekiyor. Süper hızlı bir sindirimi var. Elbisem! Bu da ne böyle? Uykumu böldün. Ne? Yeni bir elbiseye ihtiyacın var. Ben hallederim. İplik ve iğne mi? Görünüşe göre daha ince bir ipliğe ihtiyacın var. Ah! Buldum. Doğaçlama yapma zamanı. Sivri dişlerimi iğne olarak kullanacağım. İşte bu. Tasarım bir vampir pelerini. Dene bakalım. Hiç beğenmedim. Çok dar. Mükemmel mankenim benim. Aman tanrım. Molly ne zamandan beri vampir modasını seviyor? Bu da ne böyle? Elbisendeki kaka mı? Merak etme, ben hallederim. Hey, o masa örtüsüyle ne yapıyorsun? Önce bir örtüyle Molly'nin üstünü örtmem gerek. Başın için bir delik ve kolların için iki delik daha açacağım. İşte oldu. Bir fiyonkla tamamlayalım. Ve süslü bir bebek gibi görünüyorsun. Barbie modası asla hayal kırıklığına uğratmaz. Ucuz bir zevk.
Ben uyumaya gidiyorum. Acıdı. Dişimi kırdım. Ne oldu sana? Bir bakayım. Aa, eyvah, dişin kırılmış. Sana uygun bir çözüm biliyorum. Eski usul. Dişin etrafına biraz iplik saralım ve çekip çıkaralım. Hazır mısın? Hayır, canım yanacak. Bebeklik yapma. İpi kapıya bağlayıp çekeceğim. Hayya! Aa! Bu da neydi? Şu vampir. Onu sahte bir haçla korkutacağım. Kış, kış. Aa, çek şunu üstümden. Uzak dur. Sorun yok. Ben buradayım. Daha iyi bir planım var. Dişçi Barbie burada. O aletler daha korkunç görünüyor. Hayır. Onu nasıl ikna edebilirim? Dur, bir fikrim var. Aletleri kelebeklerle süsleyeceğim. Bir tane cımbız için, bir tane de kazıcı için. Vay canına kelebek! Güzel gülümsemesi geri döndü. Dişlerimi fırçalamam gerek. Sıradaki kişi için yeni bir tüp almamız gerekebilir. Her yere dökecek. Dikkat et! Ay! Neler oluyor burada? Sen, ver şunu bana. Hey! Şu pis dişlerine bak. İğrenç. Sana yeni azı dişleri vereceğim. Isırmak çok zor. Gerçek bir vampir gibi. Hazır mısın? En uzun diş macununu sıkan kazanır. Ben kazandım. Dişlerine ne oldu? Neden sivri dişlerin var? Çünkü biz ikiziz, değil mi? Bu iğrenç. İhtiyacın olan şey bende. Tek boynuzlu at diş fırçası. Aa, de. Şimdi biraz bekletelim. Ve tada! Dişlerin pırıl pırıl. İşte bu bir Barbie gülüşü. Bu çok zor. Nihayet. Tuvalet kağıdına ihtiyacım var. Birinin bu kızı durdurması lazım. Neredeyse mumya olacak. Oha! Çok fazla tuvalet kağıdı çektim. Dur Molly. Ne yaptın sen? Kendine bir bak. Şu tuvalet kağıdını üstünden çıkaralım. Ah, çok fazla tuvalet kağıdı var. Ne karmaşa ama. Tuvalet kağıdının üstüne çiviler koysam iyi olacak. Böylece Molly onu kullanamaz. Çişimi yapmam gerek. Ne? Çivili tuvalet kağıdı mı? Barbie! Neyin var böyle? Ne yaptın sen? Ona zarar verebilirdin. Ah, çok sivri. Ne yapacağımı biliyorum. Balon mu? Nasıl temizleneceğini sana göstereyim. Sadece bir parça kağıt mendil al ve yumuşak tek bir hareketle sil. Bu oldukça kolay. Biliyorum, değil mi? Bir dahaki sefere harika bir iş çıkaracaksın. Tamam, tuvaleti kullanma sırası bende. Hey, yalnız kalabilir miyim lütfen? O tabut kendiliğinden mi açıldı? Olamaz. Vampir dadı uyanıyor. Pekala. Bu da ne? Şeker mi o? Kapağı kapat. Dikkat et. Parmaklarımı acıttın. Bu kısma bayılıyorum. Dadı, yaralandım. Ne sinir bozucu. Sana yaralandım dedim. Yardım et. Pekala, bu kadar yeter. Kapa çeneni. Molly, geri döndüm. Bu yemek değil. Hayır, eline ne oldu? Havuz eriştesi ha? Buldum. Havuz eriştesini keseceğim. Bu mükemmel görünüyor. Durdurucu olarak kullanacağım. Böylece kapağı kapattığında parmaklarını ezmeyecek. İşe yaradı. Şimdi morluğa gelelim. Üzerine biraz ilaç sıkalım. Cesur bir kız olduğun için lollipopu hak ediyorsun. Yaşasın. M&M'ler. Sıradaki çilek suyu. Tamam, şimdi döküyorum. Ne? Sırada ne var? Bu olmalı. Hey, o benim Pikachu'm. Geri ver onu. Hayır. Aman tanrım. Pikachu dönmeye başladı. Pikachu'mu mahvettin. Ne? Bak ne yaptın. Onu kabarık bir tatlıya dönüştürdün. Ne oldu? Zavallı
Pikachu'un. Bunu yapmak istememiştim. Dur, şu şirin aslana bak. Aslan mı? Sevimli görünüyor. Olamaz. Bu bir canavar aslan. Tamam tamam, bu çok korkutucu. Artık peluş bir hayvanım yok. Merak etme, bir planım var. Önce bir parça nanobant keseceğim. Bu işe yarar. Bandın yarısını kırmızı boyayla dolduracağım. Arasına metal bir pipet koyup balon gibi şişireceğim. Artık top şeklinde olduğuna göre birkaç şekil daha çizmem gerekiyor. Tanıdık geliyor değil mi? Bu bir pok topu. Her pok topu bir Pokemon'la birlikte gelir. Başka bir nanoband parçası kesip içini sarıyla dolduralım. Onları farklı boyutlarda şişirip bir vücut oluşturmak için bir araya getirelim. Kulakları unutmayalım. Şimdi sıra yüzünü ve ışıltılı gözlerini çizmeye geldi. Pikachu neredeyse bitti. Sadece bir fiyonga ihtiyacı var. Tamamdır. Çok yumuşak. Pikachu ve bir pok topu. Vay canına. Pikachu çok yumuşak. Bayıldım. Bu Pokemon'u yakalamalıyım. Aman tanrım. Bunlar kanlı el izleri mi? Yemek nerede? Dur biraz. Molly mi o? Sadece boya mı? Merhaba dadı. Şimdi temizlenmen gerek. İstemiyorum. Gir şu banyoya. Hala çok eğleniyorum. Banyonu hazırlayacağım. Önce küveti dolduracağım. Kanın iyi bir temizlik maddesi olduğunu sanmıyorum. Tabii ki bir kötü ördek yavrusu. Hadi bakalım, içine gir. Vay canına, Molly banyo mu yapacak? Bu kan mı? Ne? Normal bir banyo. Kurban ayini gibi görünüyor. Ben hallederim. Bir fikrim var. Vay canına, baloncuklar. Gel buraya. Burada daha fazla baloncuk var. Daha da iyisi bulutlu bir banyo bombası. Şunu izle. Bak, gökkuşağı gibi yayılıyor. Renkli banyolar daha eğlenceli. Bay Yengeç'ten daha fazla baloncuk alabilirsin. Eğleniyor musun? Evet, baloncuk partisi. Yuhuu! Bu sıkıcı görünüyor.